Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size muhteşem bir video hazırladım. Bu videoyu başka hiçbir yerde bulamazsınız. O derece iddialıyım. Bu gerçekten de muhteşem bir taktik. Ve benim silah özelliklerine bakarken keşfettiğim bir taktik. Yani bu video için çok heyecanlıyım. Bu video için özellikle beğenirsiniz. Zaten her türlü beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun ve elinizden geldiği kadar yayın bu videoyu. Ya da isterseniz yaymayın. Bu video sadece video, yani bu taktik sadece videoyu izleyenlere kalsın. Şimdi size neden bu kadar güzel olduğunu açıklayacağım. Şimdi öncelikle muhteşem profilimi açayım. 506K, şöyle 3 tane fashion dizmişim falan. Neyse, hava atmaya gerek yok şimdi. Şimdi benim normal kullandığım silah Magic Etnik. Ama silah özelliklerine bakarken, yani bu silahı zaten biliyordum ama bu silahı nasıl kullanacağımı bilemiyordum. Biraz denedikten sonra fark ettim ki bu silah kadar efsane bir silah yok. Tek sıkıntısı açının düşük açılarda olması. Ama şimdi bu silahı nasıl kullanacağınızı ve bu silahla neler yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi işin ibnelik kısmına geçelim. Bu silah neden bu kadar ibneci olduğunu göstereceğim. Şimdi latteri bekliyordum bu videoyu çekmek için açıkçası. Latter geldi. Latter'de botlar yerine normal insanlara karşı bu silahı kullanacağım. Benim agility'm zaten çok yüksek olduğu için sıra her türlü bende olacak. Ve işin dozunu biraz daha kaçırıp başka bir tane ibnelik daha yapacağım. Ama buna ihtiyacım var. Benim cana ihtiyacım yok. Sadece şunu kullansam yeterli. Şimdi normal ladder maçlar nasıl atılır, nasıl kazanılır, sizden çok daha güçlü biri olsa bile nasıl kazanılır, benden daha güçlü biri olmadığı için bu biraz beni aşan bir durum ama normal sizin için olabilir, yani sizden güçlü rakipler olabilir, onlara karşı çok rahat kazanabileceğiniz bir silah. Şimdi öncelikle öfkemizi basıyoruz, buzumuzu da basıyoruz. İşin ibneliği buradan başlıyor zaten. Buzda. Sıra vermemekte başlıyor. Tabi vurabilirsek güzel olacak. Ananı. Umarım gömmez. Gömme lan. Gömme lan. Bak severim seni. Yerim seni. Ben normalde ona tek atabiliyorum zaten de. Size taktiğin, yani neden bu taktiği bu kadar abarttığımı söyleyeceğim. Yani ne kadar vurmam gerekiyor, ne kadar vurmam gerekiyor. Rüzgar şiddeti 3.7. 3.7 rüzgar şiddeti 65'te çok etkili oluyor. Tamam, taktik bitti. Şimdi bu silahın özelliği zaten size pov özelliği. Rakibin hiçbir şekilde şey kullanamaması, skill kullanamaması. Şimdi bana vuracak, bir kez daha sıra gelecek. Bir kez daha vurmaya çalışacak. Bu map'te taktik tam olarak işe yaramıyor olsa da ben zaten yerim ben bunu. Hiçbir şey yapamaz zaten bana da. Taktiği az çok göstereceğim yine de size. Alttan yukarıya vurmak zormuş be. Yani dediğim gibi bu silahın tek dezavantajı aslında sadece açısının düşük olmasıymış. Açı düşük diye ben zaten bu silahı kullanmıyordum. Ama açının fazla bir değeri olmadığını keşfettim. Şu an ben de bir aydınlanma yaşadım. Sizin de aydınlanma yaşamanızı istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Neyse, bu video şey, bu arkadaşa bir elveda diyelim. Demin beni gömen adam karşıma çıktı.
Şimdi taktik gösterebilirim işte. Hem intikam videosu da olur. Diğerinden de intikamımı alayım, ondan sonrası da kapatacağım videoyu. Hem de ne intikam biliyor musun? Sana sıra vermeyeceğim, o derece intikam. Yani sıra sana gelecek, sen bana bir şey yapamayacaksın. Videoyu izlersen yorum at. Bu bendim de. Söyleyeyim bir güzel. Hadi, fobum var ama kullanamıyorsun değil mi? Çok acı. Taktik bu arkadaşlar. Buzu atıyorsunuz. Ondan sonrasında sıra iki defa size veriyor. Buzunu kırıyorsunuz. Ondan sonrasında buzunu kırdıktan sonra sıra gene size veriyor. Tabii agilitiniz yüksek ise. Sıra gene size geldikten sonra bu sefer povu kullanıyorsunuz. Povu kullandıktan sonra ise karşı taraf bir şey yapamıyor. Ve bunun için dozunu kaçırınca şöyle oluyor. Bir daha buz atıyorsunuz. Gerçi sıra zaten bendeydi. Bir daha buz atıyorsunuz. Bir daha sıra ona gidiyor. Bu sefer bir daha vuruyorsunuz. Buzunu açıyorsunuz. Sonrasında bir daha pof. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani karşıdaki taraf 600K olsa bile ben onu yerdim yani. Düz zeminde tabi. Demin beni gömdü ama. Hadi bu da intikam olsun. Hadi taktiği son kez göstereyim. İnşallah beni gömen diğer herifle karşılaşırım. Oo, ace geldi. Ace'i severim ben. İnşallah güçlüdür. 420. Hadi idarelik. Yapılır bir şeyler yani. Bu bir. Ana şeye bastım lan. Po bastım yanlışlıkla. Ne yaptım ben? Sıra bana vermeyecek ki. Neyse, vermese de olur. Vay, karşılıklı diyorsun. Açı o kadar da düşük olmasın. Neyse buradan vururum be. Muhteşem muazzur nişancılığımı kullanarak hedefe 12'den vuruyorum. Hadi bakayım ne yapacaksın. Come on man. Yapamıyorsun değil mi bir şey? Skill kullanamıyorsun değil mi? Uçamıyorsun da. Kaldın mı öyle? Üzüldüm sana. Şimdi bir de seni bozayım. Küfür etme bana, olur mu? Üzülüyorum sonra. Sırayı gene bana verdi. Şimdi senin buzunu açayım. Üzgünüm. Sırayı gene bana verdi. Şimdi senin gene vurayım. Çıldır, çıldır. Adam şimdi diyordur. Lan 420K'ya kadar boşta mı kastık diye. Gerçi normal VS olsa bile bir şey yapamazdı da. Şu an küfür ediyordur yani, çıldırıyordur o derece. Zevk alıyor. Yemin ederim bu taktikler aşırı zevk alıyor. Siz de kullanın, siz de zevk alın. Hadi gene iyisiniz. Benim sayemde bir taktik öğreniyorsunuz. Ama bunun karşısında bir şey istiyorum. Ne biliyor musunuz? Abone olun. Ha bu arada sıra gene bana verecek.
O şey, o zenci adamın gülüşünü yapmaya çalıştı. Ana ne? Lan sırayı vermedi. Ana! Oğlum o kadar taktik maktik yaptı, sıra vermedi. Öleceğim şimdi bir de. Abi ölmedim. Lan ben niye can almadım ki? Bak ya. Bak ya. Vuramıyorum bir de adamı. Lan nasıl vuracağım adamı? Adama vuramıyorum amına koyayım. Öldürme lan. Öldürme bak. Öldürme bak, anlaşabiliriz. Neyse. Bu oyun çok uzadı, ben senin işini bitireyim dostum. Lanet olsun dostum. Şöyle üstten geçirip alttan bom. Selam. Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Merak ettim. Öldüm mü kaldım mı? Endişelendim. Bu hayat çok zor malum. Hele yalnızsa. Ay ay. Üzülüyorum sana. Vur vur, hadi düz vur. Hadi hadi hadi. Hadi o kadarını vereceğim hadi. Çok eğlenceli ya. Abi bu arada bu taktiği kullanmak için, yani öfkenizi sürekli yükseltebilmek için ben bu kadarını da kullanıyorum. Yani her tur 11'im şey verdiği için, 11'im öfke verdiği için bu kanadı kullanıyorum. Normalde benim kullandığım kanat can veren kanat. Gördüğünüz gibi bunda can bile kullanmıyorum. Yani skill yerlerinde can bile kullanmıyorum. İsterseniz siz kullanabilirsiniz. Ben rahat uçabilmek için falan can kullanıyorum. Bir de öfke yükseltmesi kullanıyorum. Artı 48 verdi. Ben videoyu en iyisi zirvede bırakayım.